Nihat Kahveci bombayı patlattı. Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray PAOK'u konuk etti. Cimbom zaman zaman zorlansa da Osimhen'in yıldızlaştığı Icardi'nin golüyle bitirdiği maçı 3-1 kazanmayı başardı. Cimbom kazanarak başladığı Avrupa Ligi'nde rakiplerine gözdağı verdi. Nihat Kahveci Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili şunları söyledi. Ben bu takımla gurur duyuyorum. Güney'i de tebrik ederim. Muslera'nın yediği olmak kolay değildir. Hele goller. Icardi sen nasıl bir golcüsün? O topu tek seferde nasıl oraya gönderdin? Osimhen asistini yaptı. Pozisyonlara girdi. Davinson Sanchez de mükemmeldi. Yunus'u da ayrıca tebrik etmek lazım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Helal olsun. Çok güzel bir başlangıç oldu. Ligdeki 6'da 6'dan sonra bu maçı da 3 gollü galibiyetle bitirdi Galatasaray. Yıldızları say say bitmiyor. Osimhen de bir sürü gol atıyor ama goller hep başkalarına yazılıyor. Hep asistleri oldu o yüzden. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden bir sonraki maç olan 28 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı. Bu maçı Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da ayrılık resmileşti. Galatasaray'da bir süre önce görevini bıraktığını açıklayan futbol direktörü Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi. Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada, kulübümüzde 2022-24 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Galatasaray taraftarı transfer döneminde Cenk Ergün'e büyük tepki göstermişti. Gelen tepkiler sonrası Cenk Ergün, bugün yazılı olarak da yönetim kurulu başkanımız Sayın Dursun Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. İfadeleriyle istifasını açıklamıştı. Bu açıklamaya da Galatasaray taraftarlarından tepki gelince Dursun Özbek, Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti. Galatasaray'a PAOK müjdesi. Cimbom UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak. Galatasaray bu sene Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi playoff turundan başladı. Playoff turunda İsviçre ekibi Young Boys'a elenen Cimbom yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Cimbom organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Sarı Kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai PAOK maçında forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak. Cimbom'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Mertens takımın gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda 4'er gol atan Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve 3 kez fileleri havalandıran Dries Mertens sezon başından beri Sarı Kırmızılı takımın maçlarında önemli roller oynuyor. Otoriteler bu önemli maçta eksiklere rağmen Galatasaray'ı büyük favori olarak gösteriyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Ocak transfer dönemine şimdiden hazırlanmaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk özellikle sol kanat pozisyonunda takımı güçlendirmek için harekete geçti. Kulüp yönetimi Avrupa ve Güney Amerika pazarında yetenekli oyuncuları izliyor. Öne çıkan isimlerden biri Flamengo'da forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Everton Suarez. 28 yaşındaki futbolcu Flamengo'da istediği süreleri bulamazken Galatasaray'ın ilgisini çekti. Sarı Kırmızılıların oyuncuyu kiralama teklifiyle kadrosuna katmak istediği konuşuluyor. Everton'ın Galatasaray'da düzenli forma şansı bulabileceği için transfere sıcak baktığı iddialar arasında. Galatasaray taraftarı devre arasında yapılacak hamleleri sabırsızlıkla beklerken kulübün bu transferle birlikte hücum gücünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Galatasaray'da Osimhen planı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in Ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezonda oynatmanın planını yapıyoruz. Osimhen Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen'le bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olabiliriz bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok dedi.
İyi bir takım kurduklarını ve şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getiren Hatipoğlu, "Bizim tüm konsantrasyonumuz kendi takımımızla ilgili. Biz iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi nasıl performans gösteririz onun peşinde koşacağız. Biz Galatasaray olarak şampiyon olacağız. 25. şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza ulaşacağız. Galatasaraylıların Galatasaray'ı desteklemesi bizim şampiyon olmamız için yeter." yorumlarında bulundu. Okan Buruk'un Galatasaray'ı yeniden doğuyor. Cimbom kötü başlayıp çalkantılar yaşadığı sezona gövde gösterisi yaparak devam ediyor. Buruk, "Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz." dedikten sonra takım şahlandı. Osimhen ve Icardi olmadan 16 gol atan Galatasaray ligin süper gücü olduğunu kanıtladı. Galatasaray sezon öncesi kampında da tat vermemişti. Kafalarda soru işaretleri uyanırken 5 hazırlık maçının 3'ü kaybedilmişti. Beşiktaş'ta Süper Kupayı kaybeden Sarı Kırmızılılar en büyük hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys'a 2 maçta da yenilerek veda etmişti. Herkes Galatasaray'ın görkemli günleri bitti diye düşünmeye başlamıştı. Ancak bu gidişata aldırış etmeyen Okan Buruk, "Fabrika ayarlarımıza kısa sürede döneceğiz." dedikten sonra takım şahlandı. Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferi dirilişin göstergesi oldu. Bu dönemde Sarı Kırmızılı yönetimde hem camianın hem de ezeli rakiplerinin baskı ve şikayetleriyle sallanıyordu ancak teknik kadro ve futbolcular sürekli sahada kaldı. Cimbom sakat olan Icardi ve takıma henüz tam olarak adapte olamayan Osimhen'in fileleri sarsamadığı maçları bile 16 gol atarak tamamladı ve tüm rakiplerine yine gözdağı verdi. Galatasaray son 2 sezonda olduğu gibi Süper Lig'in süper gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz'a transfer kancası. Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde Premier Lig ekibinin gözlemcileri tarafından izlendiği öne sürüldü. İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiği belirtildi. Premier Lig temsilcisinin yıldız kanat oyuncusunu sezon içerisinde de izlemeye devam edeceği aktarıldı. Barış Alper Yılmaz için Tottenham ve Brighton'ın da ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Brighton'ın geride kalan transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için 20 milyon euro teklifte bulunduğu vurgulandı. Premier Lig ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini 25 milyon euroya çıkarmaya hazır olduğu kaydedildi. Tottenham'ın ise Barış Alper Yılmaz için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı aktarılıyor. Rize'ye özel idare altyapısında futbola başlayan Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor, Ankara Keçiören Gücü ve Galatasaray'da oynadı. A milli futbol takımında 21 maça çıkan genç yıldız rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Trendyol Süper Lig'de ligin 6. hafta karşılaşmasında derbide Galatasaray Fenerbahçe'ye konuk oldu. Cimbom maçın tamamında kontrolü elinde tutarak güzel bir futbolla rahat bir şekilde 3-1 kazanmayı başardı.